beyaz gülüm, beyaz gülüm. Ayrılık yok etmez ömrüm. Kirpiğime rüzgar değse, baktığın yere kan damlar gülüm. Kirpiğine rüzgar değse, baktığın yere kan damlar gülüm. Baksan hazırım, tutsam uçarım, öpsem yokluğundan gayrı bana nesin ölüm? Yokluğundan gayrı bana nesin ölüm? Sana gelmediğim gün öldüğüm gündür gülüm. Sana gelmediğim gün öldüğüm gündür gülüm. Öldüğüm gündür gülüm. Cinayetin asıl azmettiricisi? Sefra Kervancıoğlu. Şimdi bana itibarlı bir iş adamı olan Sefa Kervancıoğlu'nun eli kanlı bir katil olduğunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Evet. Aynen öyle. Bu zarfın içindekileri gördüğünüz zaman siz de ikna olacaksınız İpek Hanım. Pardon. Osovalı. Sana kötü bir haberim var. Kız kardeşin elimde. Ha. Şimdi derhal o çantayı alıyorsun, diyeceğim yere geliyorsun. Mehmet Bey. Hızır paşam. Hızlı mı kaçırmışlar abi? Vay Allahsızlar.
Paşa nasıl yapacağız? Çantayı vereceğiz abi. Kardeşim senin. Ya paşam var ya, bunlar derslerine kadar mertlik yok. Okuluna nasıl giderler Özdemir ya? Ya bir zarar? Abi, Özdem'e hiçbir şey olmayacak. Saçının tek teline bile zarar gelmeyecek. Geleceğim, Özdem'i alacağım orada. Paşam tek başına. Tek gireceğim abi. Ya paşam çıldırtmayın seni ya. Seni sağ salim çıkarmazlar oradan. Abi başka çaremiz yok. Tek bir kurşun bile sıkmadan gireceğim içeri, Özdem'i alacağım. Ne istiyorlarsa da yapacağım. Bacım, korkmana gerek yok. Seninle bir alıp veremediğimiz de yok. Olamaz da. Kimse sana zarar vermeyecek. Şimdi sen sakin ol. Anladın mı beni bacım? Çözün lan kızın ellerini. Abi. Çözün dedim ben. Ağzını da. Abi. Bana bak. En ufak bir çığlığını duyarsam. Kesin lan. Terbiyenizi bozmayın. Efendi olun. Ne istiyorsunuz benden? Kimsiniz? Senden bir şey istediğimiz yok. Abin gelecek. Elindeki emanetleri verecek. Sen de buradan sağ salim çıkıp gideceksin. Anladın mı beni bacım? Tamamdır abi. Kızı getirdik. Cambazın ipini almışlar. Ne olmuş Numan bilin mi? Ne olmuş abi? Düz yolda düşmüş, kafasını gözünü yarmış. Düşünebilir mi lan Numan? Ne yapsın karımım? Alışmış bir kere ip üstünde yürümeye. Ben sana ne dedim Numan? Gelecek. Aha bu elimi öpecek demedin mi? Peki ya öpmezse abi? Öpecek Numan, öpecek. Öpmezse cambazlık yaptığı ipi boynuna geçirecek. Neyse, bırak hak gerisini kendi ölçüp darsın. Fark etmez abi. Ha lan Numan, fark etmez. Bakın sayın müdürüm, sanırım kendimi ifade edemedim. Densizin biri geçmişte olup biten şeyleri... Hayır efendim, ne münasebet? Nasıl? Peki müdür bey. Telefonunuzu bekleyeceğim. Korkak herif. Kapımıza gelip kemik diye yalandığı günleri unuttu tabii. Ama zamanı gelince hatırlayacak. Batan gemiyi önce fareler terk edermiş. Saçma sapan konuşma İzzet. Bir şeyin battığı falan yok. Bunu da atlatacağız. Baba, bir şeyler söylesene. İzzet haklı Ender. Şu birkaç gündür kurduğum holdingi düşünüyorum. 40 yılı aşkın bir zamandır inşa ettiğim imparatorluğu. Ne görüyorum biliyor musun? İmparatorluğumun çürük temeller üzerine kurulmuş koskoca bir yalan olduğunu. Baba lütfen. Hepimizin sinirleri bozuk. Bu kadar çabuk pes ettiğinize inanamıyorum. Sen işin ciddiyetinin hala farkında değilsin Ender. Kosovalı elindeki belgeleri polise ya da basına verirse... Baba. Baba. Baba iyi misin?
biraz su ver. Hemen. Alo. Peki. Tamam. Helikopter hazır Sefa Bey. Bodrum'daki yatım kaptanı bir saate kadar yatı hazırlayacak. Umarım böyle bir şeye gerek kalmaz. Bir ağrı kesici daha vereyim mi baba? İster misin? Yönetim kurulundan herhangi çatlak bir ses çıkmış mı Çağdaş? Fazla bir şey çıkmadı Sefa Bey. Ender Bey'in çok genç olduğuna dair bir takım şeyler söylendi ama sorun çözüldü. Hisselerin devirleri tamamlandı. Yardımcıların birazdan belgeleri getirirler. Birkaç imzadan sonra Ender Bey'in yönetim kurulunun başına geçmesi için hiçbir engel kalmayacak. Silah sende kalsın abi, çantayı ver. Buradayım paşam. Geleceğim abi. Özlem'i de alıp geleceğim. Geldin Kosovalı. Kardeşim nerede? Gönder. Ayakta kalma. Buyur otur şöyle. Kadına kıza el uzatan bir adamın yanına oturmam ben. Abi. Tamam bir tanem. Tamam güzelim. Geçti. Geçti bak buradayım. Buradayım bak. İyi misin? İyiyim abi. Kosovalı. Çanta. Kosovalı. Sadaca kız. Sen kalayın. Yapman gereken bir iş daha var. Özlem sen dışarı çık. Hasan abin kapının önünde arabada bekliyor. Abi ben de kalacağım. Özlem. Abi hayır. Özlem hadi bir tanem. Hasan abin bekliyor. Merak etme geleceğim ben. Hadi güzelim hadi. Hadi güzelim merak etme geliyorum ben. Hadi hemen. Ne istiyorsun? Kosovalı. Sen şimdi bana bakınca ne göreyim? Am böyle kara sakallı, ufak tefek bir adam. Kara mürsel sepeti ha. Adamlık böyle posta olmuyor. He, tam işte öyle, dediğin gibi. Şimdi, az çok beni tanıdın ettin. Bizim bu alemdeki ağırlığımız, Kantar'daki ağırlığımızdan daha ağırdır. Alemin Kantar'ının topuzu kaçmış terzi. Bana bak. Bir yerlere çıkmak istiysen benim üstüme basarak çıkamazsın. Senden önce de ne basan oldu ne çıkan. Geldin, yatımı bastın, yaktın, yıktın. Neyse, meseleyi daha fazla uzatmayacağım. Bütün bu yaptıkların için af dileyeceksin. Ambu elimi öpeceksin, af dileyeceksin. Ben de seni affedeceğim, canını bağışlayacağım. Terzi. Anlaşılan birbirimizi iyi tanıyamamışız. Birincisi, ben kimsenin elini zorla öpmem.
İkincisi, senin gibi bir adamdan asla af dilemem. Üçüncüsüne gelince, bağışlayacağım bu can zaten bana emanet. Bana ait olmayan bir şeyi bana bağışlayamazsın. Kosovalı, ambu elimi öpeceksin, af dileyeceksin, girdiğin gibi çıkıp gideceksin. Yapmam mı deyin? Kendin bilirsin. O zaman bu girdiğin kapıdan tabutun çıkaram. Hadi bakalım. Ben olduğunuz yerde kalın. Şimdi hepiniz efendi olacaksınız. Abinizle beraber dışarıya çıkacağım. Sonra arabama binip gideceğim. Ama eğer içinizden birinin parmağı tetiğe gidecek olursa abinizin tabutu çıkar buradan. Anlaşıldı mı? Sen de anladın mı terzi? Güzel. Alayım emaneti. Hadi. Yürü. Ailemin ayarı bozuk. Senin kanın bozulmuş şerefsiz. Aileme bir daha yaklaşırsan yaşatmam seni. Yürü abi. Evet terci. Ne oldu? Tamam canım, geçti. Geçti bir tane. İyi misin? Ha? İyiyim. İyiyim. Abi kim bunlar ya? Ne istiyorlar? Dümenlerini bozduğumuz birkaç tane şerefsiz işte. Neyse sen boş ver bunları. Abi şöyle uygun bir yerde duralım da bir su falan alalım. Yok abi, istemiyorum. Alacağınız olsun alçaklar. Abi peki ne istiyorlar? Ne bu? Ne var bu çantada? Özlem bak, boş ver onları sen. Abi ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Ben çocuk değilim ben.
Özlem, boş ver dedim sana. Abi lütfen anlatır mısın? Özlem. Paşam, o da bir Kosovalı, unutma. Rahman Baba'yı biliyorsun. Evet, öldürülmüştü. İşte onu öldürten şerefsize içeri tıktıracak belgeler var bu çantada. Kim öldürmüş? Sefa Kervancıoğlu. Ne? Filizan'ın babası. Efendim. Ne? Ne zaman, nasıl olmuş? Tamam, tamam, hemen geliyorum. Ne olmuş? Bir arkadaşım anne, trafik kazası geçirmiş. Kazaların sebebi hep bu gençlerin hız tutkusu. Nereye yetişeceklerse artık. Neyse, ben çıkıyorum anne. Filiz, sen de gelmemi ister misin? Tamam Nermin, ama acele etsek iyi olur. Filiz, hızlı sürme arabayı. Filiz, ne oldu? Babam Nermin, babamı hastaneye götürüyorlarmış. Beyin kanamasından şüpheleniyorlarmış. Ender anneme söyleme dedi. İyisin değil mi abicim? İyiyim abi. Daha iyiyim. Bak canım, eğer evdekilere bir şey hissettirirsek. Yok abi, tamam. Aman diyeyim, bu saatten sonra onların yaşlı kalbini zorlamayalım. Tamam abi, merak etme. İyi, hadi öyleyse. Abi, şimdi ne yapacaksınız? Yani çantayı. Özlem, Sefa Kervancıoğlu Rahman Baba'yı öldürdü. Hiç yoktan, günahsız yere. Kanını yerde bırakmam. Cezası neyse ödeyecek. Tabii Filiz Hanım babasının katil olduğunu bilmiyor değil mi? Vallahi öğrenecek Özlem. Alışmak zorunda. Hadi inelim. Bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk anacığım. Nasılsın? İyiyim oğlum. Geçin. Özlem. Kızım. Efendim anne. İyi misin sen yavrum? Rengin bir tuhaf görünüyor. İyiyim. Bir şeyim yok. Zayıflayacağız diye, mankenler gibi olacağız diye yemek falan yemiyorlar. Ondan sonra da böyle kardan adam gibi eriyip gidiyorlar. Ne bet kalıyor ne beniz. Vallahi doğru söylüyorsun abi. Yok bir şeyin değil mi? Ağrın falan? Yok anne. Dersler çok yoğundu herhalde, ondandır. Güzel kızım benim. Karnınız aç mı çocuklar? Yemeğim hazır. Kurayım mı sofrayı? Vallahi ben yerim. Zahmet olmazsa. Ne zahmeti oğlum? Sofra kurmanın zahmeti mi olur? Hadi siz keyfinize bakın. Hazırlıyorum. Sağ ol anacığım. Abi geç.
Ana yüreği işte. Evladının bir derdi oldu mu içinde hisseder. Mümkün değil, saklayamaz. Abi, biraz konuşabilir miyiz? Bir şey soracağım. Tabii canım. Hasan abi, kusura bakmazsın değil mi? Olur mu öyle şey kızım ya? Ben de Sultan'a neye yardım edeyim? Biz geçeriz abi, hadi. Paşam! Ya yardım dedimse bandıracağım arada be. Abi, şey diyecektim. Filiz Hanım. Yani çok iyi bir kız. Hem sana da aşık. Yani ben en azından öyle düşünüyorum. Onun babasını hapse göndereceksin. Özlem. Sefa Kervancıoğlu'nun öldürdüğü tek kişi Rahman Baba değil. Son kişi de olmayacak. Bundan 15 sene önce karısıyla çocuğunu da öldürtmüş Sefa Kervancıoğlu. Evet, Filiz'i üzecektir bu. Saygın bir iş adamı zannettiği babasının katil olduğunu öğrenmek yıkacaktır onu. Ama başka çaresi yok. Yani değil Filiz'in üzüleceğini, kıyametin kopacağını bilsem Rahman Baba'nın kanını yerde bırakamam. Sakin olun beyefendi, her şey kontrol altında. Baba. Baba, iyileşeceksin. Bak, göreceksin, iyileşeceksin. Durdur onu. Filiz'i ondan uzak tut. Ailemize zarar vermese izin verme. Filiz. Babacığım, bir şeyler yapın. Baba. Size emanet. Sağ olun. Size güvenimiz sonsuz efendim. Kolay gelsin. Ne diyor? Durum sandığımızdan da ciddi İzzet. Beyin kanaması. Büyük geçmiş olsun Çağdaş Bey. Kalp krizi mi? Beyin kanaması. Hem de ciddi ve ağır bir kanama. Sayenizde Kosova'da amacına ulaştı. Çağdaş Bey, unutmayalım ki o çantayı ben imal etmedim. Kosovalı'ya veren Bekir haini de benim adamım değil, senin adamın. Sizin işiniz de o haini durdurmaktı. Hadi durduramadınız. Kosovalı'nın elinden o çantayı geri almalıydınız. Safa Bey, Bekir'e gözdağı verin dedi.
Numan da gitti parmağını aldı geldi. İtinizi iyi tanıyıp da kellesini alın deseydiniz bu mesele çıkmamış olurdu. Ha, Kosovalı'ya gelince doğrudur. Tedbirsizlik ettik, ciddiye olmadık. Ama aha da yemin. Eğer o belgeleri basına versin, on bu ellerimle Kosovalı'yı gebertmezsem şerefsiz oğlu şerefsizim ha. Terzi Bey, zaten aksi bir durum olursa ne sen bizim yanımızdasın ne de biz senin arkandayız. Sağ olun hacım, bana yeter o kadar. Oğlum başlayın, soğutmayın. Abi ben kanalda tekrar gideceğim. Bugün bu işi bitiriyoruz. Sen evde kal. Bu çakalların ne yapacağı belli olmaz. Tamam paşam. Vahdet'e de söyleyelim çocukların yanından bir saniye bile ayrılmasın. Evden okula, okuldan eve. Kosovalı, Safa Bek hastanada beyin kanaması geçirdi. Eğer iyileşirse, ki dua edelim ki iyileşsin. Eğer iyileşir de hasta yatağından hapishaneye ranzaya giderse şerefsizim o balatı yakarım Kosovalı. Yemin billah olsun ki yakarım ha. Yemin etmene gerek yok Terzi. Şerefsiz olduğun ortada zaten. Yakarım la Kosovalı, yakarım dedim. Kes lan, uzatma. Telefonda kolpa yapma bana. Ateş olsan düştüğün yeri yakarsın. Sefa Bey'ini düşünmeyi bırak da artık kendi canını düşün Terzi. Dua et de bir daha görüşmeyelim. Yoksa son gördüğün insan ben olurum. Şerefsiz. Ne oldu paşa? Sözüm ona Sefa şerefsiz beyin kanaması geçirmiş. Yönetim kurulu toplantısı sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan ünlü iş adamının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Deniz Hanım, babanızın durumu hakkında bir bilginiz var mı? Vah kızım benim. Arkadaşlar, Allah sana arkadaşlar bağışlasın. Sizden daha fazla bir şey bilmiyorum. Lütfen izin verin içeri. Olay nasıl gerçekleşti? Biz sakin ol. Sakin olmaya çalış. Durum nedir doktor bey? Elimizden geleni yapıyoruz. Umarım iyi netice alırız. Peki sizce doktor bey, sizin görüşünüz nedir? Selçuk bey, ülkenin en iyi beyin cerrahlarından. Gelişmeler hakkında arkadaşlarımız size gerekli bilgiyi verecekler. Lütfen rahat olun. Sağ olun doktor bey. Ender, nasıl oldu? Ne oldu da babamın tansiyonu bu kadar yükseldi? Yanındaydın sen. İş stresi falan işte Filiz. Çok yoruldu son zamanlarda. Eline sağlık Onur. Afiyet olsun oğlum. Şansa bak be paşam. Tam da kudesi boylayacakken. Ne yapacağız şimdi? Ölüm onun için kurtuluş olur abi. Eğer onun bileklerinde kelepçeleri görmeden ölürsem gözüm arkada kalacak. Neyse. Bugün yarın durumu netleşir. Filiz Hanım'ı bir ara, bir geçmiş olsun de. Ayıp olur oğlum. Dile kolay. Babası ölüm döşeğinde. Allah'ım sen çocuklarına bağışla. Thank you.
Efendim Mehmet. Ha Filiz, iyi misin? Televizyonda gördüm de. Annem de yanımda, geçmiş olsun diyor. Sen de teşekkürlerimi ilet Sultan Hanım'a. Mehmet. Keşke yanımda olabilseydin. Filiz, yani durumu biliyorsun. Ben... Tamam, bakarız. Yani uğramaya çalışırım. Tamam, görüşürüz. Nedir durum? Bir gelişme var mı? Şimdilik yok ama olacak biliyorum. Eğer ben babamı tanıyorsam dimdik kalkacak ayağa. İnşallah, inşallah. Siz ne yaptınız? Bir haber var mı? Çok şükür bir haber yok. Her an patlayabilir ama. Yorumunuz ne peki? Bu şerefsiz elindekileri niye emniyete ya da basına sızdırmadı? Ne diyorsunuz? Terzi telefon açtı. Çok ağır konuştu. Sanıyorum Kosovalı biraz çekindi. Eğer biraz aklı varsa öyle yapar. Dua etsin de babama bir şey olmasın. Yoksa onu terziye falan bırakmam. Kendi ellerimle öldürürüm. Geçmiş olsun efendim. Benim sağ olun. Bugün olursa iyi olur beyefendi. Tamam. Belki sanım duyduk, çok üzüldük. Allah kurtarsın. Sağ salim çıkar inşallah. Amin, amin. Çok geçmiş olsun. Çok sağ olun. Nasıl olmuş bu Filiz Hanım? Son günlerde tansiyonu yüksekti biraz. Yine fırlamış işte. Teşekkür ederim Bakan Bey. Yoğun bakım aldılar şu an. Doktorlar hayati tehlikeyi atlattığını söylüyor. Sağ olun, tekrar teşekkür ederim. Efendim. Ben hastaneye yaklaştım Filiz. Bahçeye çıkabilir misin? Tamam, geliyorum şimdi. Tamam, görüşürüz. Anne, ben dışarı çıkıyorum. Hava alacağım biraz. Müsaadenizle. Tamam yavrum, tamam. Siz de ayakta kalmayın bari, oturun şöyle. Gel anne. Geçin. Bir yaştan sonra sağlık konuları daha bir şey oluyor. Üzülmeyeceksin, yorulmayacaksın. Yediğine içtiğine dikkat edeceksin. Kafana öyle her şeyi takmayacaksın. Hayırlısıyla çabucak toparlar Sefa Bey de. İnşallah. Hadi bırakma kendini. Filiz. Babamın bu durumu çok korkutuyor beni Mehmet. Çok korkutuyor. İnşallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçmiş olsun oğlum. Sağ olun. Geçmiş olsun Ender. Sağ ol Melekciğim. Ne diyor oğlum doktorlar? Aynı şeyler anne. Bekliyoruz işte. Nermin, Filiz nerede? Burada, dışarı çıktı. Biraz hava almak istedi. Ya canım, rica etsem de bir bakıversen Filiz'e. Yalnız kalmasın ha. Ben de burada annemle kalırım. Tamam. Geliyorum anne. Thank you.
oldu? Nerede Filiz? Bahçede. İyi. Bir sorun yok. Biraz yalnız kalmak istedi sadece. Hay Allah ya. Çok yıprandı bu kız da. Dur bir de ben gidip bakayım. Ender. Dur. Gerçekten bir şey yok. İyi. Sadece yalnız kalmak istedi. Biraz yalnız bırakalım istersen ha? Hem biraz kafasını dinlesin kız. Filiz. Filiz tamam hadi ağlama artık. Keşke bütün gece gitmeyip yanımda kalabilsen. Filiz ben yani kalmak isterim tabii seninle ama. Biliyorum Mehmet biliyorum. Kalamayacağını ben de biliyorum. Bunun için kızmam sana sitem de etme. Sadece içimden gelenleri söylemek istedim. Ben artık bizimkilerin yanına gitsem iyi olacak. Tamam. Geldiğin için teşekkür ederim Mehmet. Babamın bu durumu çok korkutuyor beni Mehmet. Çok korkutuyor. Kim öldürdü seni aslanım? Kervancıoğulları mı? Pantolonunun cebinden çıkmıştı. Vermeyi unutmuşum. Sefa Kervancıoğlu. Demek benim ağzımdan duyunca çok şaşırdın. İnan ben de senin ağzından duyunca çok şaşırmıştım. Ne? Benim ağzımdan duyunca mı? Evet evlat. İnsan uyur kafasındaki cehennem uyumaz. Tam 3 ay boyunca Kervancıoğlu'nun adını sayıkladın. Tam 3 ay. Demek sayıkladın mı? Evet. Bir Kervancıoğlu bir de Gülüm. Bir onun adını sayıkladın bir de Gülüm dedin. Bir Gülüm dediysen ardından bir de Kervancıoğlu dedin. Tam 3 ay boyunca. Nedir bu işin aslı evlat? Ne oldu? Hoş geldiniz sizler. Beni olmadan mezara koydular baba. Orası malum. İyi ama neden yaptılar bunu sana? Nedir istedikleri? Ne alıp veremedikleri var senden? Kopardılar senden. Ya öleceksin, Allah'a vereceksin hesabını. Ya da iyileşirsin, ben senden hesabını sorarım. Hapishanelerde çürürsün. Ama bugün ama yarın yaptıklarının cezasını çekeceksin Kervancıoğlu.
Değerli basın mensupları, geldiğiniz için teşekkür ederim. Bu zor günlerimizde babamın sağlığıyla yakından ilgilenen, bizimle birlikte üzülen dostlarımıza, şirket çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim. Bildiğiniz gibi babam geçirdiği beyin kanaması sonucunda hastaneye kaldırıldı. Profesör Doktor Selçuk Bey ve ekibinin olağanüstü gayretleriyle babam yeniden yaşama döndürüldü. Birazdan taburcu edilecek ve biz onu evimize götüreceğiz. Dostlarımız da, iş dünyası da yüreğini ferah tutsun. Sevgili annem, ben, değerli eşim Nermin Kervancıoğlu ve biricik kardeşim Filiz Kervancıoğlu dimdik ayaktayız. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Ender Bey, babanızın durumunun ciddiyetini koruduğu, beyin fonksiyonlarının eskisi gibi olmayacağı söyleniyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Her şeyden önce babam yaşıyor. Onu sevenler olarak eskisi gibi olacağına yürekten inanıyoruz. Babam hayata yeniden dönecek. Ve onun bu halde olmasından memnun olanların yüzünü kara çıkaracaktır. Yönetim kurulu başkanı olarak seçilmenizde bazı usulsüzlükler olduğu söyleniyor. Ender Bey, Kervancıoğlu Holding'inizin agresif büyüme stratejisini devam ettirecek misiniz? Arkadaşlar, basın toplantımız bitmiştir. Teşekkür ederim. Gel hayatım. Ender Bey, lütfen. Ender Bey, iyi. Ender Bey. Getirdin mi? Getirdim efendim. Her gün tazelenecek bunlar. Hiç aksatılmayacak. Peki efendim. Anneciğim, ne olur böyle üzgün durma. Bunları göreceğime ölseydim daha iyi. Anne, bizim güçlü olmamız lazım. Biz böyle üzgün durursak ona nasıl moral vereceğiz ha? Bir inanabilsem. Bir inanabilsem. Ah Sefa, sen bu hallere düşecek adam mıydın? Anne, benim hatırım için güçlü ol. Babam şu kapıdan girdiği andan itibaren biz enerjimizi yüksek tutalım. Biz öyle olalım ki enerjimiz ona da geçsin. Çabucak iyileşsin, toparlasın kendini. Sağ olun arkadaşlar. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Sefa. 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 Anne. Anne ne olur yapma böyle. Anne bak, kalbim var, tamam mı? Biz seninle biraz gezelim, dışarı çıkalım, ne dersin? Sakin olun be kızım. Her şey düzelecek, iyileşecek, merak etmeyin. Bir hemşire devamlı başında olacak. En küçük gelişmeden ve değişimden haberimiz olacak. Teşekkürler Selçuk Bey. Görüşmek üzere Ender Bey. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun.
Baba. Canım babam. Bunu o itin yanına bırakmayacağım. Söz veriyorum sana baba. Bırakmayacağım. Hoş geldiniz Enver Bey. Buyurun oturun şöyle. Oturmayacağım Terzi. Safa Berg'in durumu nedir? Nasıl, iyi mi? Aynı. Ne yürüyebiliyor ne de konuşabiliyor. Bak Terzi. Babam bu ülkenin en güçlü adamlarından biri. Şu an yatağa bağlı yaşıyorsa bunda senin de sorumluluğun var. Ender Bey. Sözümü kesme Terzi. Şimdi sana yaptığın hatayı telafi etmen için bir şans daha tanıyorum. Bu işi bitireceksin. Kosovalı'yı öldürmemi mi isteyin? Hayır. Geldiği yere geri dönmesini istiyorum. O Varoş mahallesine, o çöplüğüne geri dönmesini istiyorum. Bana kalsa çoktan Kosovalı'nın mezar taşını bile diktirtirdim ama... Safa Bey... Bana Safa Bey deyip durma. Eğer o çantayı almayı başarsaydın... Safa Bey şimdi şu an burada olurdu. Yaptığın beceriksizlik yüzünden... Babam şu an bir ölü gibi yatakta yatıyor. O çantayı alırdım Ender Bey. Her şartta Kosovalı'yı kaldırtır alırdım. Bana masal anlatma. Yapsaydın o zaman... Yapsaydım öyle mi? Nasıl yapacaktın? Senin varın onun yanındayken Kosovalı'nın kafasına silah mı dayayacaktım? Ne dedin sen? Ne duyduysan onu söyledim. Şimdi sen bana Nermin'in, karımın, o adamın evine gittiğini mi söylüyorsun? Bakın Ender Bey, bunu size söylemeyi hiç istemezdim. Bir süredir evini izlemeye aldırmıştım. O adamın nesi var, nesi yok almanı istiyorum. Altındaki jipini, şirketini, her şeyini istiyorum. Eğer bu defa da başaramazsan, çuvallarsan... Bunu yapmasına yaparım Ender Bey. Ama nasıl yaptığıma... Nasıl yaparsan yap. Yeter ki yap. Yalnız... bana hesap sormaya... Tek bir şansın var Terzi. Ya bunu başarırsın ya da... Bundan sonra karşında ben varım. Ender Kervancıoğlu var. Numan. Get kayıtları al gel. CD'leri mi abi? Neyse ne la? Get al gel işte. Fark etmez abi. Nasıl gidersin o adamın yanına? Nasıl? Hangisini takayım abi? Fark etmez Numan. Tak birini. Hazır abi. Aferin Numan. Bu işte. Bunu kopyalat. Bir tane de Kosovalı'ya gönder. Ne bakayım la kör Numan.
Şimdi de sağır mı oldun? Ne diysem onu yap. Boşuna dememişler Numan. Bilgi güçtür deyi. Bu kafaları değiştirek artık. Eskimiş. Fark etmez abi. Benimki eski kalsın. Nermin, kaç gün oldu daha evleneli? Bunu bana niye yapıyorsun Nermin? Yüzüme gülüp onu görmek için fırsat mı kolluyorsun? Önder, akşam annemlere gideyim diyorum. Ne dersin? Tamam hayatım. Bırakırım ben seni. Yok, sen zahmet etme. Ben taksiye giderim. Ne gerek var Nermin? Bırakırım ben seni. Tamam. Neden unutamıyorsun o adi aşağılık adamı? Benden fazlası ne onun? Benim vermediğim neyi verdi o sana? Terimi verdim, gençliğimi verdim ama yetmedi. Haysiyetimi çiğnedim. Her şeyi unuttum ama yine yetmedi. Sonra da sen acı çektin ha? Demek sen acı çektin, ben görmedim ha? Bozuk beni yanında gülerek pozlar verirken mi acı çekiyordun? Gazetede, televizyonda millete evliliği tavsiye ederken mi acı çekiyordun? Kalbimden vurdun lan sen beni. Hadi sevmiyorsun. Hadi sevginden geçtim. Saygın da mı yok? Hoş geldiniz Enver Bey. Nermin nerede? Odasında efendim. Thank you.
Ender. Ne yapıyorsun burada? Ender. Ne oldu? Önemli bir şey değil. Nasıl önemli bir şey değil ya? Parmağın kanıyor senin. Tamam. Yok bir şey. Nasıl yok ya? Ender hadi gel içeri girelim. Pansuman falan yaparız. Gerek yok Nermin. Olmaz Ender hadi. Anlatmayacak mısın? Ne oldu? Bana hiç mi saygın yok Nermin? Müsaitim, gel. Filiz, bir şey konuşacaktım seninle. Tabii Nermin, söyle. Ender bana biraz kırgın. Kötü davrandı. Senin bildiğin bir şey var mı? Acaba dedim, yani sebebi ne olabilir ki? Bilmem ki. Kendine niye sormadın? Bir şey söylemedi. Belki seninle konuşmuştur dedim. Bilmiyorum gerçekten. Ender benimle bir şey konuşmadı. Acaba bir şey duyup yanlış mı anladı? Ne duymuş olabilir ki? Ben Mehmet'le görüştüm. Şey için... Yani Ender onu duyup yanlış bir şey sandıysa... Mehmet'le mi görüştün?
Evet. Ama senin düşündüğün sebepten dolayı değil. Bir dakika, bir dakika. Benim bir şey düşündüğüm falan yok. Ancak sen anlatırsan öğrenirim tabii. Tamam işte Filiz, ben de onu anlatıyorum. Babanla tartışmanı duyduğumda çok korktum. Hani dedi ya, onu öldürtürüm diye. Ben sana da zarar gelmesinden korktuğum için... Mehmet'i uyarmaya gittin. Bak Filiz, ben gerçekten hiçbir art niyet olmadan... yani ne Ender'in ne de senin yanlış anlamanızı istemem. Mehmet ne dedi peki? İkaz etmen sonuç verdi mi? Filiz, benim iyi niyetimi ister inan ister inanma. Nermin, ben senin iyi niyetine inanmak zorundayım. Yalan söylediğini niye düşüneyim ki? Ayrıca sorduğun sorunun cevabına gelince Ender benimle bir şey konuşmadı. Mehmet de öyle. Yani ben hiçbir şey bilmiyorum. Erkek gibi çık ortaya! Neredesin lan sen? Osmanlı! Bak kafan dikine gittin, başına çoraplar ördün. Senin miadın doldu Terzi. Mekanına geldim, erkek gibi çık karşıma. Osmanlı! Sağ elimi öp affedeceğim dedim. Sen kendi bildiğini yaptın. Şimdi... İzlediğin o CD'ye karşılık altındaki arabanı, şirketini, varını, yokunu getirip bağ vereceksin. Senin gibi köpeğe değil araç vermek, kemik bile vermem lan. Köpekler gibi kaçacağına çıksana ortaya. O Osmanlı, bütün mal varlığını isteyeyim. Ha, asıl mesele Filiz Kervancı oğluyla. Bir daha, bir tek saniye olsun görüşmeyeceksin. Ara seni. Ha, diyelim ki dediklerimi yapmadın, ne olur? Veririm internete, televizyona. Ha öyle olunca Filiz Kervancı oğlu ne düşünür? Kim verdi bunları internete, televizyona? Kim sızdırdı oğlu? O da senin. Damara senin, ev senin. De hadi bakalım.